Geleceğin Rüyası programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu programın her bölümünde sizlerle tıp, iletişim, spor, eğitim gibi hayatımıza yön veren konuların geleceğine birlikte bakacak Bahçeşehir Üniversitesi danışmanlığındaki bilim insanlarıyla bu konuları konuşuyor olacağız. İnsanoğlu tarih boyunca sosyalleşmenin ve eğlencenin yollarını aradı. Tavladan damaya, mandalaya kadar pek çok oyun keşfetti. Aslında Antik Roma'da ve Antik Yunan'da ilk çağlarda tiyatro, Antigone'nin geliştirdiği oyunlar ilk medyanın ilk dizileri gibiydi. Sonrasında şölenlerin gelişmesi, havai fişek gösterileri, lunaparkların gelişimi sanayi devrimiyle beraber, sonrasında sinemanın gelişimi, sinemanın evlere gelip televizyonla bütünleşmesi ve sonrasında bilgisayarın, internetin, mobil cihazların hayatımıza girmesiyle, teknolojinin gelişmesiyle eğlence hayatımız ve iletişim dünyası bambaşka bir seyre büründü. Şimdi de artık sanal gerçeklik gibi, artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler hayatımızda. Bu bölümde iletişim ve eğlencenin geleceğini ve bugünkü durumunu Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Şafak Şahin ve Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Güven Çatak'la konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok heyecanlı bir konu. Aslında hem iletişimin alt parçalarından bir tanesi eğlence dünyası. Aynı zamanda hayatımızın her alanında. Bahsederken söylediğim gibi bu Kreatif Endüstriler Merkezi Müdürüsünüz aynı zamanda. Evet. Kreatif Endüstriler ne demek? Şimdi aslına bakarsanız yaklaşık olarak 3,5-4 yıl önce kurduğumuz bir merkez. Kreatif Endüstriler Araştırma ve Uygulama Merkeziyiz aynı zamanda. Burada baktığınızda dünyada çok önem kazanan bir alan Kreatif Endüstriler. Kültür dediğimiz olgunun yani insanoğlunun doğadan hariç üzerine eklediği her şeyi bir şekilde kreatif anlamda üretmesi lazım. Siz de biraz önce bahsettiniz. O üretim sürecinin günümüzde geldiği nokta endüstrileşti. Reklam ajanslarından tutun, tasarım ajanslarına, oradan oyun şirketlerine, çok farklı alanlarda ki sinema endüstrisinden tutun, çizgi film animasyona kadar bunların her biri kreatif endüstriler diye geçiyor. Ve bu dünyada artık hem ekonomik olarak hem kültürel olarak çok farklı noktalara geldi ve Türkiye'de bu ekonominin ve kültürün içinde önemli bir yere geldi. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri içerisinde, Orta Doğu ülkeleri içerisinde İstanbul zaten tarih boyu kültürel anlamda hep bir hem ticari merkez olmuş hem sanatsal üretimin içinde olmuş. Dolayısıyla bunların artık hem akademik olarak araştırılması hem sektörle iç içe işbirliklerinin yapılması anlamında bu merkez üzerinden yürütülecek bir program hayata geçirmek istedik İletişim Fakültesi bünyesinde. Ve 4 yıl önce kurulmuş birim. Şu anda Amerika'da görevde olan bir hocamız, Volkan Aytar hocamızın önderliğinde kuruldu. 1,5 yıldır da bu birimin müdürlüğünü yürütüyorum ve çeşitli çalışmalar yapıyoruz bu anlamda. Evet. Aynı zamanda da pek çok aslında sizin özgeçmişinizde pek çok markanın bu tarz böyle yaratıcı iletişim araştırmalarında ve faaliyetlerinde de bulunduğunuzu biliyorum. Aslında bunlar birbirleriyle iç içe geçti ve şu anda bilimsel olarak Bahçeşehir Üniversitesi'nde aslında bu hem markalara olabilir ya da işte pazara yeni girebilecek fikirler olabilir. Bunların araştırmalarını yapıyorsunuz ve bunlarla birlikte çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Mümkün olduğunca şimdi hep özellikle son geçtiğimiz 20 yılda şöyle bir algı vardı. Sektör üniversitelerin çok önünde, üniversiteler çok geriden takip ediyor diye. Biz bunun hem algı olarak kırılması gerektiğini bildiğimiz için hem de tam tersi üniversitelerin sektörle mutlaka eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini bildiğimiz için bırakın dedik işin akademik tarafını biz çalışalım. Siz sektörel olarak ticari faaliyetlerinize devam edin ama veriyi sizden alalım. Burada işleyelim, analiz edelim, sonuçları sizle paylaşalım. Siz de ona göre kendinizi senkronize edin. Artı kreatif sektörlerinde daha fazla birbiriyle irtibatta multidisipliner dediğimiz çoklu disiplinler şeklinde ilerlemesiyle bir sinerji yaratmak da istiyoruz. Sinema endüstrisi, oyun endüstrisiyle birlikte çalışsın. Tasarım endüstrisi, reklam endüstrisiyle birlikte çalışsın ki ortaya çıkan işler çok daha dünya standartlarında hem markalar için hem kültürel faaliyetler için
daha faydalı olacak diye yola çıktık ve bunun için çalışmalar yapıyoruz. Ve burada da içerik üretimi tabii çok önemli bir noktaya geliyor. İçerik üretimi deyince de bugün günümüzün aslında en önemli konularından bir tanesi dijital dünya, dijital içerikler ve dijital içerikler deyince de oyunlar. Elbette yine Bahçeşehir Üniversitesi'nin oyun laboratuvarı BUG. Ve aynı zamanda sanal gerçeklik platformu, ki sanal gerçekliği de bir tanımlarız orada ama sanal gerçeklik platformunun yöneticisi Sayın Güven Çatak. Ne durumdayız oyun dünyasında, dijital içerik üretme konusunda? Bugün neler yapıyorsunuz? Biraz bizi aydınlatır mısınız bu konularda? Tabii şu an aslında özellikle yaratıcı endüstrilerin başında oyun sektörünün geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle ulaştığı ciro bakımından ve ulaştığı geniş kitleler bakımından şu an yani oyun sektörü lider durumunda. Bu tabii ki dünyada da yani sadece üretim kısmı değil, mesela e-spor gibi başka bir alan da var. Yani hem oyuncu tarafı hem üretim tarafında çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz aslında. Oyunlar bir yandan eğlence sektörü değil, eğitime de girmiş durumda. Yani eğitsel amaçlı da kullanılan veya farklı sektörlerin simülasyonlar olarak kullandığı ciddi oyunlar dediğimiz bir bileşeni de var. Yani özetle çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz oyun deyince. Türkiye tabii ki yani bir anlamda gelişmekte olan bir pazar. Yani şu bir açık, her yıl işte anketlerde, işte yapılan araştırmalarda dünyada en çok oyun oynayan 3. veya 4. ülke seçiliyoruz. Oyun dünyasında ne durumdayız? Bugün ne tarz oyunlar üretiyoruz? Ve aslında dünya ile yarışabilmek için nelere ihtiyacımız var? Tabii oyun dünyasında yani Türkiye gelişmekte olan bir sektör. Yani bunu söyleyebiliriz. Ve bu sektörün aslında en temel ham maddesi insan kaynağı, insan esasen. Aslında bu konuda geride değiliz. Hep bahsettiğimiz genç nüfus ortada. İşte birçok yetenekli arkadaşımız var. Tabii bunların eğitilmesi gerekiyor. Eğitilen arkadaşların çok daha fazla profesyonel hayatla buluşması gerekiyor. Şirketlerle buluşması gerekiyor. Yani bu anlamda bahsettiğimiz gibi şu an Türkiye'de bir eğitim ekosistemi oluşmaya başladı. Zaten firmalar 90'lardan beri aslında başladı ve özellikle 2000'lerde mobil yani teknolojinin gelişmesiyle çok daha küçük ekipler nispeten küçük oyunlar yaparak kendilerini göstermeye başladı ve bu küçük ekipler büyüdü ve bahsettiğim gibi yani müthiş cirolarla daha büyük firmaları satıldı. Yani bu anlamda çok güzel başarı hikayelerimiz var. Tabii niye ihtiyacımız var? Bu firmaların yani bu yeni oluşan ekiplerin, bu eğitimi almış olan ekiplerin bir takım yatırımlarla buluşmalarına ihtiyacı var. Yani bir bilinçli bir yatırımcı ekosistemimize ihtiyacımız var. Bir de tabii ki devlet politikası. Mesela Kanada, Güney Kore gibi ülkelerde çeşitli devlet politikaları bu oyun endüstrisini çok iyi bir şekilde destekliyor. Çünkü bu alanı görmüş durumda. Bu anlamda bir devlet politikasının gelişmesi, bunu öncelikli bir yaratıcı endüstri haline getirmesi elbette bu alanı önünü açacaktır ve tabii ki beyin göçünü de engelleyecektir. İyi oyuncular yetiştirecek durumda mı? Yani oyuncu anlamında söylüyorum. Evet. Yurt dışına transfer edilebilecek noktalara gelir mi? Bir de bunu merak ediyorum. Geldi bile çoktan. E-sports'ta bence çok iyi bir yerdeyiz dünyada. Niye olduğunu söyleyeyim. Hep bu zamana kadar şöyle bir klişe vardır. İşte sanayileşme trenini kaçırdık, uzay trenini kaçırdık, bilgisayar trenini kaçırdık. Belki de ilk defa bir treni kaçırmadığımız gibi ön vagonlardan iyi bir yer aldık. Dünyada bu e-sports alanında yapılan uluslararası yarışmalarda ödüller alıyoruz. Dünyada birçok ülke e-sports'u henüz daha yeni tanışırken bizde federasyonu kuruldu. Ligde önemli maçlar oynanıyor ve çok büyük sayıda taraftar kitlesi ve oyuncu kitlesi var. Türkiye'deki büyük markalar, çok uluslu markaların Türkiye ofisleri sponsor oluyor. Bahçeşehir Üniversitesi de bu alana erken adapte olan kurumlardan bir tanesi. Hatta Bahçeşehir Üniversitesi'nin sponsor olduğu bir e-spor takımı şampiyon oluyor. Yurt dışındaki üniversite takımı yurt dışındaki finallerde şampiyon oluyor. Hatta dünya şampiyonasında önemli dereceler elde ediyor. Dolayısıyla çok yakın bir zamanda bambaşka bir yer edinecek olan bu spor dalı için Türkiye, bana sorarsanız,
çok önemli bir başarı elde etti ve iyi bir potansiyeli de iyi değerlendiriyor diye düşünüyorum. Ve hükümet politikalarının da son dönemde bunun farkında olduğunu görüyoruz. Yapılan açıklamalarla, federasyona verilen destekle. Dolayısıyla bu işin içinde olmak isteyen gençler eğer doğru takip ederlerse, doğru yönlendirirlerse bu potansiyeli dünyada önce olacağımız bir alana çevirebilecekler gibi görünüyor. Ama tabii her şey bunun sistematik olmasında, o önemli. Yani Güven Hocam dediği gibi eğitimi, desteklenmesi, programlanması, planlanması kısmında. Yoksa öteki türlü saman alevi gibi yanıp söner gene vagondan inmek zorunda kalırız. İnşallah öyle olmaz. Biz tabii ki bu anlamda bunun yani çizginin diğer tarafına da geçmek istiyoruz. Yani üreten tarafa da geçmek istiyoruz. Bu anlamda çok ciddi bir potansiyel var. Yükselen bir şey grafik var. Şu an çok yeni yani son geçtiğimiz yılda Türkiye'den bir takım önemli firmalar yabancı büyük firmalar tarafından satın alınarak çok ciddi başarılar elde ettiler. Bu da önemli bir göstergedir. Biz de yani bu bir anlamda demin Şevak Hocam'ın dediği gibi çeşitli köprüleri kurmak adına bu oyun laboratuvarını kurduk. Adı da BAK. Nedir? İşte akademiyle endüstriyi buluşturmak, endüstriyle bağımsız oyun geliştiriciler dediğimiz, indie oyun geliştirici dediğimiz arkadaşları buluşturmak için bir böyle bir topluluk merkezi ile yola çıktık. Ama bu topluluk merkezi şu an bir akademik yapılanmaya dönüştü. Bir lisans, bir master programı, bir inkübasyon merkezi ve bir sanal gerçeklik laboratuvarını içeren bir yapıya dönüştü. Biz tabii burada özellikle yani tabii ki sektörün en büyük ihtiyacı dünyada da olduğu gibi, Türkiye'de de olduğu gibi nitelikli insan kaynağı yetiştirmek. Biz tabii ki bu anlamda eğitim tarafı çok önemli ve biz biraz oradan başladık. Yani sektöre insan kaynağı yetiştirmek, master programıyla da disiplinler arası projeler, araştırma geliştirme projeleri yapmayı hedefledik. Tabii sanal gerçeklik de şu an bunların hepsini aslında kapsayan bir teknoloji. Çok büyük markaların yatırım yaptığı, ileride yani günlük hayatımızda da buluşacak olan bir teknolojiden bahsediyoruz. Sanal gerçeklik dediniz. Sanal gerçeklik cihazı şu anda etrafımızda da pek çok üretim aşamasını canlı canlı görebildiğimiz bir merkez. Burası neresi? Burasının adı VR First laboratuvarı. VR First dünyada bir network. Özellikle VR teknolojisini üniversiteler ile buluşturmak ve buralarda çeşitli araştırma geliştirme projelerinin üretilmesini sağlamak üzere kurulmuş bir network'ten bahsediyoruz VR First deyince. Bu VR First'ün dünyada açtığı ilk laboratuvar burası ve şu anda yaklaşık 60. Doğrudur. Tüm dünyada 60 laboratuvar var, yanlışım olmasın. İlk laboratuvar burası. Evet. VR First Network'ün ilk laboratuvar Türkiye'de kuruldu. Bahçeşehir Üniversitesi'nde kuruldu. Şu an evet yaklaşık 60 üniversitede daha veya eğitim kurumunda daha bu laboratuvarlardan var. Biz de o network'ün yani o global network'ün bir parçasıyız aslında. Peki Şafak Hocam'a sorarak devam etmek istiyorum. Burada VR profesyonelleri mi çalışıyor yoksa öğrenciler geliyorlar ve öğrenciler mi çalışıyorlar? Nasıl bir yapı var? Her ikisi birlikte. Zaten bu platform kamuya açık. Projesi olan, hayata geçirmek isteyen bizlerle paylaşıyor projesini. Güven Hocam daha detaylarını verecektir. Hatta güzel örneklerimiz de var. Biz eğer bu projeyi burada gerçekleştirebileceğine inanıyorsak ve o projenin de gerçekten hayata geçirilebilir olacağını Güven Hocam başta olmak üzere ekip kanaat getirmişse burada çalışabiliyorlar. Artı üniversite bünyesindeki öğrenciler, farklı üniversiteden öğrenciler gelip işbirliği yapıyor. Ben zaten onu söyleyecektim. Yani bizim amacımız kümülatif bir gelişim. Yani Bahçeşehir Üniversitesi'nin sadece öğrencileri değil, zaten bu endüstri, bu ekonomi hep beraber geliştiği, kalkındığı ve birbirini etkilediği, beslediği sürece gerçek noktasına ulaşacaktır. Dolayısıyla bizim amacımız da bu. Ve böyle güzel başarı örnekleri de var burada gelen çok farklı yaş gruplarından, farklı kitlelerden değil mi hocam? Evet. Peki o projelerden birkaç tanesinden örnekle bahsetmek gerekirse. Yani şimdi tabii sanal gerçeklik teknolojisi yani hayatımızın yani her yerine giriyor. Sadece oyunlar değil yani sadece eğlence sektörü değil. Yani örnek vermek gerekirse diyelim ki bir ameliyat eğitimi yani bir tıbbi bir eğitim veriyorsunuz ve bu eğitimde
bir anlamda yani gerçek uygulamada malum geriye dönüş şansınız pek yok. Çünkü önünüzde bir hasta var, bir insan var. Ama siz bunu bir sanal gerçeklik ortamında kurgulayıp, tasarlayıp, görselleştirdiğiniz zaman kullanıcıyı o ortamın tam ortasına koyuyorsunuz. Ve o deneyimi neredeyse birebir yaşıyor. Ve bu birebir deneyimi yaşamasının sonucunda bir takım anılar biriktiriyor aslında. Ve bu anılar kalıcı olduğu için de gerçek uygulamada çok daha dikkatli ve deneyimli olmuş oluyor. Biz yani bu laboratuvarda bizim tabii yani çok farklı uygulamalarımız var. İşte fobi tedavisine ne yönelik, yükseklik korkusunu yenmeye yönelik bir uygulamadan tutun, bir tarım 4.0 uygulaması, bir bağcılık eğitimi uygulamasına kadar uzanan yani çok farklı projelerin olduğunu söyleyebiliriz. Burada dediğim gibi ihtiyaç özellikle hani ulaşamayacağınız şeyleri deneyimlemeniz. Yani bir ziraat fakültesinin öğrencilerini alıp işte dünyanın bir ucundaki bir bağa götürmeniz çok zor olabilir. Ama bunu sanal gerçeklikle yapabilirsiniz. Veya bir yükseklik korkusunu yenmek isteyen birisini yani belki çok yüksek bir binaya çıkartmanız mümkün değil. Ama sanal gerçeklik kullanarak onu o binaya çıkartıp bir deneme yapmasını sağlayabilirsiniz. Sizi yani çepeçevre saran bir deneyimden bahsediyoruz. Peki başka yine reklamcılıkta, dijital medyada, işte iletişimin diğer yaratıcı alanlarında da nasıl kullanılacak? Şimdi birazcık da bugünden yavaş yavaş şöyle bir geleceğe doğru biraz öngörülerde bulunmaya kalksak nelerle şimdi karşılaşacağız? Aslına bakarsanız gerek pazarlama endüstrisi, reklam endüstrisi olsun, gerek oyun endüstrisi olsun VR'dan büyük bir beklenti içindelerdi. Bu sanal gerçeklik gözlüklerinden ve onun ekosisteminden. Fakat bu ortaya çıktığı yıldan bu yıla kadar umulan, öngörülen ivmeyi kazanamadı. Yani her birimizin gözünde bir gözlük olacak ve bütün işleri böyle yapacağımız hayal ediliyordu. Olmadı ama olmamasının sebebi teknolojide geri kalmış olmamız değil. Olmamasının çeşitli sebepleri var. Başka teknolojiler de çok atak yaptı. Augmented reality gibi, arttırılmış gerçeklik gibi. Ya da mobil aplikasyonların çok daha akılcı çözümler üretmesi gibi bazen VR'a gerek kalmadı. Dolayısıyla yakın gelecekte çok daha farklı teknolojilerin birlikte entegre olmasıyla bambaşka bir boyuta gelecek. VR başka uygulamalarla iç içe geçerek bizlere çözümler üretecek. Gerek üreticilere, sanayicilere, markalara, gerek tüketici tarafına ya da sanatsal bireysel üretim yapanlara. Şimdi baktığınızda yapay zeka konusundaki ilerlemeler sahip olduğumuz cihazlarla birleştiği zaman işte telefon belki artık yanımıza taşıyacağımız bir şey olmayacak. Çünkü telefonda baktığınız zaman temelde birkaç amaç için kullanıyoruz. Görüşme, iletişim, bu artık nanoteknolojiyle çok küçük cihazlarla çözülecek. Alışveriş dediğiniz zaman aynı cihaz üzerinden alışveriş yapılacak. Hatta alışverişe ihtiyacınız olmayacak. Yapay zeka size neye ihtiyacınız varsa getirecek, kullanmadığınızı geri götürecek. Buraya doğru evriliyor iş. Ki Amazon bunun uygulamalarına başladı dünyada. Aynı şekilde nesnelerin interneti dediğimiz konu da bu endüstrinin içerisinde beraber çalışacak. Cihazlar akıllı hale gelecek, birbiriyle etkileşim içerisine girecekler ve dolayısıyla sizin talep ettiğiniz, satın almak üzere talep ettiğiniz şeyleri talep etmenize gerek kalmadan önünüze getiriyor olacak. İşin bir de eğlence kısmı var. Eğlence kısmında da artık belki çok yakın zamanda organik oyunculuk yerine dijital oyun. Şu anda baktığınızda ta işte Avatar'dan itibaren günümüz vizyonuna girmiş filmlere baktığınızda hangisi acaba CGI ile modellenmiş, hangisi gerçek oyuncu, ayıramadığınız sahneler var. Evet. Çok yakın bir zamanda artık oyunculuk diye bir şey kalmayacak belki de. Bu zamana kadar oyuncuların sahip olduğu bütün karakterler yapay zeka tarafından modellenip ortaya yeni karakterler çıkacak. Dolayısıyla eğlence endüstrisi bambaşka bir boyuta gidecek. Her birinin ötesinde ama şu andaki mevcut teknolojiyle birçok tüketicinin ya da işte izleyicinin bilmediği ama uygulanan şeyler var. O da nedir? Herhangi bir süpermarket ya da alışveriş merkezine girdiğimiz zaman nasıl davrandığımız bu cihazlarla şu anda simülasyonlarla modelleniyor. Ya da çalışanlar
Bu cihazlar sayesinde eğitiliyor. Bizim bir markaya hazırladığımız bir program vardı. Çalışanlara gözlüğü taktığı zaman rafların arasında işini yaparken gelen sanal müşterilere davranışı aynı şekilde bu program yazılım üzerinden puanlanıyor ve ona göre eğitim veriliyor. Şunu hayata geçirdiğimiz bir proje bir marka için. Dolayısıyla bu bize aslında tüketiciye pazardaki yansıması oluyor. Aynı şekilde tüketiciler için de böyle simülasyonlar hazırlanıyor. Dolayısıyla yakın zamanda belki süpermarkete gitmeden sanal alışverişlerini gerçekleştirebilecekler. Bunların altyapısı hazırlandı fakat regülasyonlar ve işte bir takım diğer cihazlarla entegrasyon süreçleri şu anda işleniyor. Çok yakında böyle tahmin ediyorum ki hayatımıza girecek. İyi mi kötü mü göreceğiz. Sosyolojik açıdan çalışanlar, araştıran, eleştirenler var. Teknolojik açıdan faydasını ortaya koyan çalışmalar var. Ama evet, göreceğiz hep birlikte. Bu karma çağı birlikte yani insanın insan kaynaklı hikaye anlatıcılığıyla bunu anlatmasının aracı olan teknolojinin nasıl bir karma sistem yaratacağını hep birlikte görüyor olacağız. Şimdi ilk önce VR'ı konuştuk. Bunun hem eğlence anlamında hem eğitim anlamında kullanıldığı konuştuk. Bir de çok ciddi siz de bahsettiniz. Film ve oyun endüstrisi dediğimiz oyun laboratuvarı aynı zamanda olduğunuz için soruyorum bunu. Oyun kurgulamak, oyun yaratmak önemli bir aynı zamanda ekonomik güce de dönüşüyor diye tahmin ediyorum. Bu dünyada nerelerdeyiz şu an itibariyle? Biraz da bunu konuşmak isteriz. Tabii. Belki son bir şey ekleyebilirim. Şu an aslında biz bu yani teknolojilerin hepsini deniyoruz. Ama aslında bu teknolojiler de bizi deniyorlar. Yani ben daha çok şu dönemde hepimizin birer denek olduğunu düşünüyorum. Özellikle mesela sanal gerçeklik gözlükleri şu an çok hantal, kablolu, internete bağlı değil veya artırılmış gerçeklik. Yani akıllı telefonların daha o 10 yıllık devrimini tamamlamış durumda değiller. O yüzden biraz vakitleri var ama şu an çok iyi bir Ar-Ge dönemi. Şu an çok iyi bir yatırım dönemi aslında. Oyun endüstrisi de tabii ki bu yeni teknolojileri takip etmenin dışında bir yandan da bu teknolojilerle dönüşen aslında insanı, oyuncuyu takip ediyorlar. Çünkü oyuncu dediğimiz profil yani her geçen gün değişiyor. Beklentileri, ihtiyaçları değişiyor. İşte belki daha önce tek oyunculu veya senaryolu oyunlar çok daha popülerken şu an çok oyunculu. Belki bir senaryonun olmadığı, tamamen bir bizim işte kum havuzu dediğimiz sistemde herkesin kendi senaryolarını ürettiği, kendi bölümlerini tasarladığı oyunlar ortaya çıkıyor. Aslında nereden baksanız büyük firmalar çeşitli yani oyunların tamamlamıyorlar, tamamlamayı oyuncuya bırakıyorlar gibi. Yani daha değil açık mi? Uçlu oyunlar dediğimiz, daha büyük evrenlerde geçen oyunlar dediğimiz yeni bir çok daha farklı bir gidişat söz konusu. Çünkü şey yani oyun tabii ki işte bir öğretme aracı ama bir yandan tabii ki halen çok büyük bir kaçış aracı. Özellikle hani bu dünyalarda insanlar artık sosyalleşiyorlar, bu dünyalarda paylaşıyorlar. Yani oyuncu dediğimiz profil hiç de asosyal değil aslında. Gayet çok daha belki normal fiziksel dünyada çeşitli aktivitelere giden insanlara göre çok daha sosyal olduğunu da söyleyebiliriz. Evet. Bir de burada adaptasyondan da bahsetmek lazım. Bir de öyle çok oyunculu dünyalar, çok hızlı bir teknolojik gelişim, görsellerin çok gerçekçi, yani gerçek zamanlı görüntüler, yani bir yanılsama dünyası. Yani var olan bir gerçeklikten dışına çıktığımız yanılsama dünyasında hepimizin izlediği filmler işte o Matrix'ler, efendime söyleyeyim Transcendence dediğimiz evren filminde o beynin artık bilgisayarla birbirine bağlandığı, hep günlük hayatımızda aslında yaşayacağımız konular olan, evet teknoloji belki bu karma, insanın varlığıyla teknolojinin birlikteliği nasıl bir karma düzen yaratacak? Birazcık da iletişimci olarak size bunu konuyu insanın buna adaptasyonu nasıl olacak? Yani bu nasıl bir adaptasyon süreci ve ne kadar yıllara kadar yıllar gerekecek? Ve yakın gelecek dediğimiz 2050'de işte bu adaptasyon nasıl bir süreç yaşayacak? Bununla ilgili birkaç yorumunuzu merak ediyorum. Şöyle, yakın zamanda bir makale yayınlandı. Dünyada da bayağı ilgi gördü. Makalenin hemen konusundan bahsedeyim sizlere. Diyor ki, bir insanı miladi takvime göre sıfırda doğmuş bir insanı uyutursanız,
Ancak 1000 yıl sonra uyandırdığınızda, yani 1000 senesinde uyanırsa vay be dünya ne kadar gelişmiş, değişmiş der. Çünkü 1000 yıl boyunca çok yavaş ilerledi diyor. 1000 yılında uyuttuğunuz birini 1500'de uyandırırsanız vay be ne kadar değişmiş dünya der. 1500'de uyuttuğunuzu 1750'de, 250 yıl, 1750'de uyuttuğunuzu 1850'de, 1850'de uyuttuğunuzu 1900'de diye diye bu günümüzde 2,5 yıla geldi. Vay be 2,5 yılda bunlar mı girdi hayatımıza diyecek noktaya geldi diyor. Evet. Örneklerini de vererek. Ve maalesef şu kötü öngörüde bulunuyor. Siz 2050 için yakın gelecek dediniz ama o 2050 için öngörülemez diyor. Şu açıdan öngörülemez diyor. Tahminlerine göre eğer şöyle bir matriste insanoğlunun gelişimi şöyle seyrediyorsa biz şu anda buradayız. Biraz daha yükselecek 2030'a kadar ve 2030'da eğer yapay zekanın şu andaki seyri 2030'a kadar devam ederse 2030'dan sonraki yükseliş tamamen dikey olacak ve o dikey yükseliş içerisinde insanoğlunun ne alemde olacağına dair şu andaki hiçbir bilgisayar veya hiçbir zeka tahminde öngörüde bulunamaz diyor. Ve bunu söyleyen de bir akademisyen. Şimdi bunu ne için söylüyorum? Hazırlıklı mıyız diyorsunuz ya. Evet. Sanırım bizler kesinlikle hazırlıklı değiliz. Bu yaş kesinlikle hazırlıklı değil. Şu anda 10 yaşında olanların kaderimiz onların ellerinde. Öyle söyleyeyim. Yani onların bu işe ne kadar adapte olacağı, kodlama meselesini ne kadar içselleştireceği, yapay zekayı ne kadar hayatlarına dahil edeceği ve Güven Hocam'ın söylediği gibi sosyalleşme dediğimiz olgunun bizim bildiğimiz gibi değil, onların yaşayacağı gibi bir şey olacağını bilerek ve kabul ederek bu hayata devam edersek adapte oluruz. Yoksa zaten hepimiz emin olun dev bir tsunami'nin karşısında yok olup gideceğiz. Yani siz, ben, Güven Hoca aslında biz şu anda yokuz. Emin olabilirsiniz. Matrix. Yani evet. Teknik olarak öyle. Şu anda 10 yaşında olan nüfus bizim kaderimiz. Onların ne kadar adapte olacağına bağlı olarak konuşmak lazım. Evet, sizin yorumunuzu da bu konuda merak ediyorum. Hep bu laboratuvarların içinde. Yani evet, tüm için. Bu bahsettiğiniz işte dizi, filmler hepsi bunların işte yani bilim kurgular ama hep zaten oldum olası bilim kurgular aslında bir takım gelecek öngörüleri olmuştur ve gerçekleşmiştir de yani en azından kısmen. Özellikle bahsettiğiniz Black Mirror aslında geleceğin değil, yani günümüzdeki insanların halet rüyesini anlatan, biraz kara mizah içeren, biraz bunu distopyayla, yani distopik bir şekilde anlatan bir kurgu. Ama çok da gerçek, çok da içindeyiz. Geleceği, yani 2050 gibi bir gerçekten öngörmek şu an çok zor. Özellikle her işte 2,5 yılda bir çok farklı teknolojilerle yüzleşiyoruz ve bir anlamda bunları sadece aslında deneyebiliyoruz. Yani bunlara adapte olacak bir vakti bulmadan yeni bir şeyle yüzleşiyoruz. Yani şu an aslında tekrarlamam gerekirse biz şu an biraz böyle denek pozisyondayız. Ancak işte bizim biz daha çok dijital göçmenler gibiyiz. Dijital yerliler, işte o 10 yaşındaki işte çocuklar, dijital yani bu ortamın içine doğanlar ancak aslında bir anlamda son sözü söyleyecekler. Tabii onlar da bir süreliğine. Evet. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. 2050 geleceğin rüyası, Dream the Future belgeselini biz öngörülemez olarak nitelendirdiğimiz için şunu söyleyeceğim. Biz bu konuştuklarımızla şimdi eğlencenin ve iletişimindeki diğer üretim araçlarının geleceğini birlikte bir bakacağız ve onu birlikte izliyor olacağız diyorum ve haftaya başka bir konuda geleceği hayal etmek dileğiyle diyorum.